Ankara'nın Erdoğan yönetiminde herhangi bir kuruluşun, buna Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil, bir kuruş tasarrufa gittiğini sarayın, meclisin, bir bakanlığın duydunuz mu? İnsaf, İstanbul'da 4-5 tane saray onların, Ankara'daki ortada. Bunlar zam değil. Bunlar tek adam rejimi vergileri. Oraya verilen evet oyunun faturası geliyor. Giderini kısmadığı zaman ne yapıyor? İşte borç para arıyor, para basıyor, vergilere zam yapıyor. Millet de buna gıkını çıkarmıyor. Ekranda tam şey fiyatı var. Benzin fiyatlarına gelen zamları tam vermiştim de. Geçen seneye kıyasla geçen sene 3.95'lerden veya 7.35'lerden bugün 28'in üstüne gelen bir mazot ve şey benzin fiyatları var. Tam siz yokken onları veriyordum da. Ve bu arada ya yani onlardan da şey yok. Vergiden hani en ufak bir benzinde geri adım yok. Ama şöyle bir şey var. Biliyorsunuz asgari ücretten bile vergi alınıyor ülkede. Şimdi Temmuz'da zamlar konuşuluyor ayrı ama çok acayip başka bir şey var. Şimdi İstanbul Finans Merkezi diye biliyorsunuz hani bir şey kuruluyor ya hani oraya taşınırsa 2000 şirketler işte bankalar vesaire 2031 sonuna kadar bankaların İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançlarının %100'ü gelir vergisinden muaf. %100'ü. İşte daha avantajlı şeyler de var. İşte 5 yıllık yurt dışı personeli olanın işte maaşından %60 gelir vergisi 10 yıllığın. Ya inanılmaz böyle şeyler, avantajlılar var. Ne diyeceksiniz bunlara? Asgari ücretten bile hala gelir vergisi almaya devam eden devlet bir taraftan da gerçekten böyle bir zenginler partisi gibi mi hareket ediyor? Yoksa bunu nasıl yorumlamak lazım? Ama amaç nedir İstanbul Finans Merkezi? Yani finans merkezi... Ne orada toplamak? Ne olacak orada toplayınca ne olacak? Onu merak ediyorum. Zaten finans merkezi İstanbul'da şeyde Maslak'ta zaten toplanmış bir sürü banka o Levent'le Ayaza arasındaki koridorda. Yani ben onun merkez bankasını oraya taşıyacaklar da ne olacak onları bilmiyorum. Yani bir saçma sapan bir gerekçe ama ben size şunu sorayım izleyenlere de sorayım. Bu kadar kriz yaşanıyor işte enflasyon, hayat pahalılığı, efendim millet işte kışı soğukta geçirdi, arabasına benzin koyamıyor, ne bileyim pazar artıklarından karnını doyuranlar falan filan. Peki Ankara'nın Erdoğan yönetiminde herhangi bir kuruluşun, buna Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil, bir kuruş tasarrufa gittiğini sarayın, meclisin, bir bakanlığın, duydunuz mu? Bir kuruş ya, bir kuruş. Bir örnek versin birisi bana. Yalandan bir şey yayınladılar. Yok fotokopi şöyle çekilecek kamu ya dairelerine, yok böyle çekilecek filan diye. Yani yalandan bir şey yayınladılar. Marmaris'e yazlık saray yapılıyor. Ahlat'a. İnsaf, İstanbul'da 4-5 tane saray onların. Ankara'daki ortada. Hayır. Yok ama ben size bir şey diyeyim. Bunlara gıkını çıkarmayan Türk milleti fazlasıyla layıktır, beterine de layıktır. Çünkü bir sürü fikir lideri bu rejimin rejim olmadığını 16 Nisan 2017'de böyle bir dünyada eşi emsali olmayan saçma sapan rejime evet oyu verilmemesi için yırtındı. Türk milleti dinledi mi dinlemedi. Gitti kendi ayağına sıktı sandıkta Türk milleti. Şimdi bunlar zam değil. Bunlar tek adam rejimi vergileri. Oraya verilen evet oyunun faturası geliyor. Çünkü uyarılar yapıldı. Kendi dedi bana verin işte görün dedi faizle dövizle nasıl mücadele edilir. Kendi dedi miting meydanlarında devletin başı benim ekonomiden de ben sorumluyum diye bağırıyordu miting meydanlarında. Şimdi niye şey arıyoruz ki? Ya, bu kafaya yine biraz daha devam etsinler. Yine oy versinler önümüzdeki seçimde. Başlarına geleceği fazlasıyla müstehaktır bu millet. Ne, sandıkta ne ekersen hayatta onu biçersin. Şimdi bir ülke
Yani sizin bütçeniz benim bütçemle, devletin bütçesinin bir farkı yok ki. Bir geliri var, bir gideri var. Giderini kısmadığı zaman ne yapıyor? İşte borç para arıyor, para basıyor, vergilere zam yapıyor. Millet buna gıkını çıkarmıyor. Halbuki geriye dönelim programın ilk bölümüne. Dedim ya, Avrupa gibi devlet isteyen önce Avrupalı gibi millet olacak. Yani gitsinler bir AB üyesi ülkede devletin millete topladığı verginin hesabını nasıl verdiğini görsünler. Ya 1215-807 sene önce İngiltere çapulcu alayken krala kafa tutmuş. Magna Carta demiş. Yönetenle yönetilen arasındaki anlaşma. Tek bildiği savaş aç, vergi topla. Bize de iki kelime söz hakkı var demiş. Amerika nasıl kurulmuş? Amerika'nın bağımsızlık savaşı nasıl başlamış? İngiltere'nin koyduğu çay vergisine itirazla. Boston Çay Partisi denir ona. İngiltere'den gelen çayları denize dök. Yani vergiye itiraz, verdiğin verginin hesabını sorma. Türkiye'deki kafa ne diyor millete? Deprem vergilerini ne yaptın diyorlar. Ne yaptıysak yaptık diyor. Hesap verecek vaktimiz yok. Gerekli yerlere harcadık diyor. Millet de gidip bu kafaya oy verirse beter olsun yani. Benim hiç içim sızlamıyor. Bu kadar basit. Sizi hep biliyorsunuz serbest piyasa ile ilgili bir şeyler dediğinizde soruyorlar ya. Şimdi bir soru var, cevaplamak isterseniz. Cem Bey tekel satılırken bütün liberaller desteklemişti, fiyat konusu hariç demiş parantez içinde. 200 bin çiftçi şeker ve tütün anason arpa ekiyordu. Şimdi özelleştirmeler doğru mudur değil midir diye. Özelleştirmeler doğrudur. Bilhassa tekel özelleştirmesi çok doğrudur. Bu arkadaşımızın herhalde haberi yok. Tekel gidiyordu, milyarlarca dolarlık tütünü alıyordu kalitesine bakmadan, onları depoluyordu, depolarda çürütüyordu, ondan sonra da yakıyordu. Buna da tütün alım bilmem nesi deniyordu, destek fiyatı değil. Yani milletten toplanan vergilerle tütün alınıyordu, tütünler depoda çürüyordu, tekel bunları yakıyordu. Araştırsın bir 90'lı yıllarda. 80'li yıllarda kaç paralık vergilerimizle tütün alınıp böyle yakıldığını bir öğrensin. Şimdi aldı, alan şirket kaç para vergi veriyor? Bir tekelin zararından kurtulduk. Cebimizden vergilerle onun o zararı kapatmıyoruz. Şimdi keşke aynısını Çaykur'a yapsalar. Çaykur'un zararı, dünyada en çok çay içilen ülkede Çaykur zarar eder mi ya? Türk milleti bunlara niye arpalık dedi? Çünkü orada çalışmayan adamlar gidiyordu, para maaş alıyordu. Bankamatik memurdu. Ne personel sayısı biliniyordu ne bir şey. Bu kitlerden kurtulmak kötü bir şey değildir. İş ticaret tüccarın işidir. İş adamının işidir. O en verimli kullanır kaynakları. Kaynakları verimli kullanınca kar eder, kardan vergi verir. Öbür türlü kit zarar eder. Zarar neyle kapatılır? Milletten toplanan vergilerle. Yani bundan şikayet etme. Ha, yeter ki bir hukuk devletinde, bir devlet gözetiminde doğru dürüst ihale yasalarıyla bunlar özelleştirilsin. Özelleştirilen kitlerden gelen paralar da, bunlar milletin parasıyla, vergisiyle yapıldı. Bu paraların milletin cebine aktarılması lazım. Yeni makam arabası alınmaması lazım. Yeni saraylar yapılmaması lazım. Milletin cebine nasıl aktaracağız? Diyelim ki 1 milyar dolarlık şey yapıldı. Özelleştirme yapıldı o sene. Ve o 1 milyar doları milletin elektrik faturasına vergi indirimi olarak yansıt. Benzindeki vergiyi indirim olarak yansıt. Milletin parasıyla yapılmış şey, fabrika, kit satılınca da satış parası milletin cebine geri verilsin. Bu kadar net. Bunda kötü bir şey yok ki. Özelleştirme işi erbabına vermek demektir. Devlet memuruna siz bir işletmeyi verirseniz adamın derdi yok ki kar etmiş, zarar etmiş. Kamu bankalarına bakın ya. Zararlarına bakın kamu bankalarının. Buna ne diyorlar? Görev zararı. Adama vermişler 750 milyon dolar krediyi. Geri ödendi mi ödenmedi mi ticari sır diyor.
Lan kamu bankasının ticari sırrı mı olur? Hepimiz ortağıyız o bankanın. Ama milletten saklıyor. Ha, bu kafaya da devam eder, etsin bu millet desteklemeye. Daha benzini öpsün, 25 liralık benzini başına koysun. Yıl sonunda iki haneli enflasyon bulursa öpsün başına koysun. Valla şöyle teknik derken rakamsal olarak bulabiliriz. Hani TÜİK çünkü nereden aldığını açıklamıyor şeyleri sepeti. TÜİK dışında dünyada bir tane daha kurum. Şimdi ben enayi miyim, gideyim TÜİK'in rakamlarına bakayım. Ben nereye bakıyorum? Ekonomist, 178 yıllık Ekonomist dergisinin rakamlarına bakıyorum. 150 yıllık John Hopkins Üniversitesi'nin ekonomi bölümü de dünyada enflasyonları takip ediyor. Ben Dünya Bankası'na bakarım. IMF'ye bakarım. Yemişim TÜİK'in rakamlarını. Ben kendimi aptal yerine niye koydurayım ya? Millet de tepki. Bakın ne olmuş TÜİK'te? Şeyden bugün haber oldu. 4-5 tane bürokrat bu işin bir parçası olmamak için doktor raporu almışlar. Enflasyon oranı açıklanacağı gün mü, o hafta mı, neyse. Çünkü bu saçmalığın bir parçası olmayız demişler. Bunları herhalde Kılıçdaroğlu'nun bürokratları uyarmasından dolayı böyle oldu. Ya kimse inanmıyor. Zaten şeyde bile, yani şu halde bile, hani açıkladıkları rakam bile dünyadaki bütün grafiklerde, yani açıklanan haliyle bile yüksek. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Bakın devletin itibarı nasıl zedelendi anlatayım size. Tabii. Covid'de yalan söyledikleri ortaya çıktı mı? Çıktı. Sağlık Bakanı çıktı. Efendim hasta dedik, biz vaka demedik. Vaka sayısı dedik, hasta demedik. Ölüm sayılarını saklamaya çalıştılar ölüm raporlarında. Şimdi devletin Sağlık Bakanı yalan söyledi mi? Söyledi. TÜİK'i görüyoruz. TÜİK'in rakamları, millet çarşıya pazara gidiyor. Bir de TÜİK'in rakamlarına bakıyor. Hikaye. Daha beterini söyleyeyim size. İçişleri Bakanı geliyor. Efendim 10.712 mülteci sınır dışı. Ya ben sana niye inanayım arkadaş? Türkiye'de şu kadar mülteci, sığınmacı var. Hani sen kaç kişinin girdiğini bilmiyorsun ki, senin elek olmuş şeyin, sınırın. Bırak sınırının elek olmasını. Adam ülkeyi boydan boya geçmiş. Polise yakalanmadan sırt çantasıyla Van'dan Kırklar eline gelmiş. Bulgaristan sınırına. Van'dan Ayvalık'a gelmiş. Van'dan Kocaeli'ne gelmiş. Hiç kimseye yakalanmadan. Ondan sonra bana diyor ki ülkede şu kadar sığınmacı var. Efendim şu kadar adamı yakaladım, ettim, gönderdim. Oldu canım. Şimdi de diyorlar ki yalan habere ceza, hapis cezası getir. Hani sen önce kendin devlet olarak bir milletin güvenini sağla. Alman halkı devletinin yayınladığına inanıyor mu? İnanıyor. İngiliz inanıyor mu? İnanıyor. Amerikalı inanıyor mu? İnanıyor. Türk niye inanmıyor? Çünkü devamlı böyle palavra atıyorlar millete. Popülizm, oy toplama, milleti aptal yerine koyarak. O zaman ben devlete inansam, bakanlarının rakamlarına, kurumlarının rakamlarına güvensem ben enayi miyim? Twitter'da, sosyal medyada, Fısıltı Gazetesi'nin rakamlarına inanayım. Kendi güveni kendin elinle yok ettin. Kurumları yok ettin. Güveni yok ettin. Ondan sonra vay efendim yalan haber yayılıyor. Yalan haberi yayan sensin. Yaş Aziz Nesin ve Levent Kırca parodisi gibi bence unutulmayacak olan krizin en önemli şeylerinden bir tanesi, hatırlarsanız dolar 10 lira olacak diyen ekonomistlerin davasının olduğu gün dolar 15 liraydı. Yani hepsi hani yargılandıkları gün. Evet. Ha. Yani film hikayesi gibi. Aynen, bugün de onu yazdım, sordum. Hala dolar 10 lira olacak diyeni içeri atıyorlar mı, dava açıyorlar mı diye. Böyle ya saçma sapan bir ülkede utanıyorum böyle programlarda konuşmaya yani.